anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 12-23 Mart 2019. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim. Hepinizi en derin saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü anma ve kutlama tören ve etkinlikler haftasının açılış törenine hoş geldiniz. Böylesine anlamlı bir günde Çanakkale destanının yazıldığı, Çanakkale ruhunun doğduğu bu kutsal topraklarda canlı tarihimizin zaferlerini kutlamanın ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu sizlerle birlikte paylaşmaktan gurur duyuyorum. Çanakkale zaferi tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan asla çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin büyük destanıdır. Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran, istiklal ve istikbalimizin konusunda kararlılığımızın, iman gücünün çok büyük fedakarlıklarla teyit edildiği yerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözlerinde ifadesini bulan bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna canını bile seve seve feda edebileceğinin büyük kanıtıdır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerinin atıldığı bu şanlı zafer, Türk milletinin bağımsızlık yolunda fedakarlığının, inancı uğrunda şehadet kararlılığının kanıtıdır. Aynı zamanda Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin kendi küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Çanakkale silah karşısında imanın zaferidir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağının dünyaya ilanıdır. Ecdadımız bizlere destanlarla örülmüş muhteşem bir miras bırakmış. Bağımsızlık, özgürlük, vatan, bayrak gibi yüce değerler söz konusu olunca ölümü karşılıksız seve seve göze almışlardır. Vatanımızın her köşesinden kopup gelerek düşmanın karşısına dikilen ve Çanakkale geçilmez diyerek canları pahasına bu toprakları savunan aziz şehitlerimizin aziz hatırası, bugün de millet olma şuurumuzu diri tutan en büyük ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine şiirinde vurguladığı gibi, dün olduğu gibi bugün de Bedir'in aslanları tüm şer odaklarına karşı fedakarca ve kahramanca destan yazmaktadır. Bizlere düşen bu uğurda
milli birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha fazla erçinlemektir. İnanıyorum ki yüce milletimiz milli birlik ve beraberliğini devam ettirdiği sürece dünyanın hiçbir gücü Türk milletine diz çöktüremeyecektir. Sevgili gençler, Çanakkale'mizden Ankara'ya selam olsun, yolunuz açık olsun.